Romanya'da en deli mesleklerden bir tanesi de mekanik arkadaşlar. Araba tamircileri. Romanya'da anamızı ağlattılar. Gerçekten aşırı derecede tamirci sıkıntısı da var Romanya'da. Bir arabanın bir şeyini değiştiriyorsunuz. En kötü suyunu değiştiriyorsunuz, yağını değiştiriyorsunuz arkadaşlar. 200 Euro'dan aşağı çıkamıyorsunuz. Bizi mahvetti bunlar. Ama burada daha bu meslek gerçekten aşırı derecede de para kazandırıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir tane tamircinin burada bir arsa kiralamış artık. Buraya bırakmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ta arkaya doğru gidiyor. Oranın haricinden de bu yollara da bırakmışlar. Ta orada da bir tane yer var. Şu görmüş olduğunuz yer. Oraya da geleceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu arabalar Türkiye'de kaç para? Şu araba Türkiye'de değeri 120 bin TL. En kötü değeri 120 bin TL. Şuradaki gördüğünüz artık ne markası bu? Ben de bilmiyorum. Burada bunların bir değeri yok arkadaşlar. Ben video çekmiştim zaten, sizlere söylemiştim ilk videomda. Burada 2005-2006 modelin aşağısındaki arabaların hiçbir değeri yok. Çöp olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü var. Bunların değerini söyleyeyim size. 200 Euro, 100 Euro. Şurada bir Suzuki var. 1500 Euro. Burada bir Opel var arkadaşlar. 700 Euro. Şurada bir Skoda Octavia var. 1500 Euro. Şurada bir tane Dacia Logan var arkadaşlar. Değeri 600 Euro. Diğer bir tane Dacia. Orada da 600 Euro. Gördüğünüz gibi şurada bir tane Ford var. Değeri 700 Euro. Bakın arkadaşlar, insanlar bunu çöp olarak bırakmış ya. Gözünüzü seveyim. Yani bu arabanın hiçbir şeyi yok. Gördüğünüz gibi. Tabi adamlar buradan nasıl para kazanıyor? Adam mesela birisi getiriyor bir Ford Fiesta. Arabası bozuluyor tamir etmek için. Bir parça alıyor buradan, ona takıyor arkadaşlar. Adamdan 500 Euro yakın zaten bir masraf çıkartıyor. Bu arabanın değeri zaten 500 Euro. Bu araba burada bir masraf çıkarttığı zaman zaten en ufak bir arızasında zaten 500 Euro'luk gibi masraf ödüyorsunuz. Yani bu arabanın geri kalanı da buna hurda fiyatına artık bedavaya geliyor ki, dediğim gibi buradaki mekaniklerde artık motor üzerinden kaç tane parça varsa, yani lastiğinden tutun aynasına kadar her şeyini bir şekilde satıyor. Hem internet üzerinden olsun hem de gelen müşteriler üzerinde olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamlar, yani hiç arabanın burada değeri yok. Hele eski bir modelse hiç değeri yok. Gördüğünüz gibi. 200 Euro. 100 Euro arkadaşlar. Yani bunların neyi var? Adamlar Avrupa'dan bir şekilde getiriyor arkadaşlar böyle bozuk arabaları. Hurda fiyatına 100 Euro, 200 Euro civarına. Burada geliyor tamirciler. Birisinin arabası bozuldu. Tak. 400 Euro, 500 Euro. Arabanın tüm masrafı zaten direkt çıkıyor. Geri kalan da bedavaya kalıyor. Ki emin olun, yani örnek vereceğim bir araba olsun. Şu mesela Mercedes. Şu Mercedes üzerinden en azından 11 Euro'ya yakın para kazanıyor arkadaşlar. Parça alıp satmaktan, çevirmekten. Yani yeter ki Romanya'da bir mesleğiniz olsun arkadaşlar, fark etmez. Burada meslek sahibi insanlar paraya para demiyor. Gerçekten. Hadi şimdi de diğer tarafa geçtim. Geçelim. Adamlar bildiğin otun arasına koymuş. Büyük ihtimalle buranın da arsa sahibi. Bu adam bu işi yapıyor. Bu arsanın da sahibi arkadaşlar, yani burada gerçekten arsa fiyatları çok aşırı derecede pahalı. Yaklaşık burası da 3000-4000 metrekareye yakın. Buranın fiyatını yakınlarda bir yerde sormuştuk. 2 milyon euro civarında bir fiyat söylemişlerdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da villalar var. Güzel güzel. Önlerinde bahçeleri var. Şu görmüş olduğunuz bloklar, apartman blokları ileride. Onlar da benim oturmuş olduğum yer arkadaşlar. Orada oturuyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Adamlar resmen buraya atmış çöp gibi. Şurada güzel bir Opel Astra var. Bunun değeri 2000 Euro burada.
Görüyorsunuz arkadaşlar, yani bu arabanın Türkiye'deki fiyatı 220-230 bin TL. Arabanın hiçbir şeyi yok. Adamlar buraya bırakmış. Şurada bir tane kırık camı olan bir tane araba var. Station wagon. Markası Ford Focus. Görüyorsunuz ki büyük ihtimalle buraya belki ya kırık getirdiler ya da burada arabada içini yatmak için belki bir başka bir insan girdi ama zannetmiyorum. Büyük ihtimalle bu şekilde geldi. Gördüğünüz gibi arabanın içi de bu şekilde. Burada bir başka bir Opel. Şu eski Dacia markası, bu Romanya'nın kendi markası arkadaşlar, Dacia. Tabi bunu Renault'a sattı sonradan, Fransa'ya sattı. Burada gördüğünüz gibi Volkswagen Polo. Fiyatı 300 Euro. Ama tabi 300 Euro dememin amacı da arkadaşlar, bu arabanın değeri burada 1500 Euro'dan aşağı değil. Ama gördüğünüz gibi kazalı bir araba. Gördüğünüz gibi. Burada da burada fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Tabii gönül isterdi ki hani buradaki mekanikçi arkadaşla görüşseydik, daha sağlam bilgiler alsaydık daha iyi olurdu ama yani arabanın değerinin olmadığı bu şekilde bırakıp gitmelerinden belli arkadaşlar. Yani bu şekilde nerede bırakıyorsun? Güvenliği yok, bir şeyi yok. Hiçbir şey yok. Yani şu arabanın değeri 100 euro arkadaşlar. 100 150 euroya bunlar Almanya'dan getiriyorlar. Bir şekilde tamir edip burada köylülere falan satıyorlar. Ki Krayova'da Yılmaz diye bir arkadaşım var. Onun arkadaşı satıyordu. Avrupa'dan getiriyordu 400 euroya 500 euroya. Buradaki köylülere 2000 euroya satıyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim Brano diyoruz ama burada Dacia olarak geçiyor. Bizim eski yıllarda bu arabadan vardı arkadaşlar. Vay be. Gördüğünüz gibi hurdalık. Bu şekilde arkadaşlar, gene birisinden örnek verecek olursak, ben kendim üzerinden örnek vermeyeyim ama buradan Yıldırım Bey'e selam olsun. Tabii eğer videomu izliyorsa da lütfen altına bir yorum yapsın. Belki videonun başını izler sonunu izlemez. Kendisinin bir Hyundai arabası var. 2006 model otomatik. Her sene arabası arıza yapıyor. Her arıza yapımından sonrasında da her sene de diyor mekaniğe, ben 600-700 euro civarında bir para ödüyorum diyor. Gayet haklı. Bir de buradaki mekaniklere diyor, ben diyor arabanın yağını değiştirmek için getirdim. Geldim baktım ki diyor, adam arabanın yağını bile değiştirmemiş. Yani böyle çakallar da var tabii ki. Yani iş erbabı insan gerçekten yok. Yani bu sektörde işin ehli bir insan Romanya'da olduğu sürece sırtı kesinlikle yere gelmez. Hele iş sahibi ise olsa da emin olun 10 senede 20 senede de ailesine çok çok yetecek şekilde bir para bırakabilir arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederim. Herkesi seviyorum. Kendinize iyi bakın.